Bu sistemleri almak için istediğimiz şartların hiçbirini de karşılamayan Amerika, biz ihtiyacımızı başka bir yerden karşıladık diye yaptırım silahını çekmiştir. Egemenlik haklarına saldırıldığını, Türk arası. savunma sanayinin bağımsızlığının İyici hedef alındığını söyledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Trump yönetiminin gider ayak imzaladığı yaptırım kararına ilişkin yanıtı net oldu. Ülkemizin egemenlik haklarına yönelik aleni bir saldırıdır. Asıl amaç yeniden bizi mutlak olarak kendilerine bağımlı hale getirmektir. Nide Ankara Otoyolu ikinci kesim açılış töreninde konuştu Erdoğan. Amerika'nın müttefikliği hiçe sayarak katsa yaptırımlarını uyguladığını belirtti. Çok net ifade ediyorum. Bakınız 2017'den bu yana katsa konusunda hiçbir ülkeye Türkiye'den başka bu yaptırım yani bu katsa uygulanmamıştır. İlk defa bir NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmaktadır. Bu nasıl bir ittifaktır? Kişilerin değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin hedef alındığına dikkat çekti. Savunma sanayinde tam bağımsızlık vurgusu yaptı. Fakat belli ki maksat üzüm yemek değil, bağcıyı dövmektir. Şayet S-400 konusu olmasaydı başka bir gerekçeyle benzer yollara başvurulacağı anlaşılıyor. Peki şimdi ne olacak? Biz kendi işimize bakacağız. Savunma sanayimizi her bakımdan bağımsız hale getirmek için dünkünün iki kat fazlasıyla çalışacağız. Savunma sanayi başkanlığımızın projelerini hızlandıracağız savunma sanayi firmalarımıza daha çok destek olacağız. Tıpkı daha evvel yaptırım kararı alınan bakanlarımıza yaptığımız gibi savunma sanayi başkanımız İsmail Demir'e ve ekibine daha çok sahip çıkacağız. Bugünkü yaptırım kararıyla da her alanda küresel liderlik seviyesine çıkacak bir savunma sanayi inşa etme yolunda adımlarımızı hızlandıracağız. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ABD'nin yaptırım Ülkeniz kararını tarih, sevinçle karşılayanları da sert sözlerle eleştirdi. Türkiye'yi istedikleri şekilde yönlendiremeyenlerin ülke içindeki muhalefeti ve kurumları maşa olarak kullanma gayretlerini yakından takip ediyoruz. Son 7 yıldır uğradığımız her saldırıyı nasıl boşa çıkardıysak bu 5. kol faaliyetlerini de aynı şekilde Hüsran'a uğratacağız.